Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. Süt ve cevizle hazırladım. Nefis bir lezzet oldu. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker, bir su bardağı süt ekleyip ocağa aldım. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağ, 80 gram tereyağı üzerine eridikten sonra bir su bardağı un ekleyip unu kısık ateşte kavuruyorum. Mutlaka unu kısık ateşte yavaş yavaş kavurun ki helvamız lezzetli olsun. Süt kaynadıktan sonra ocağı kapattım. Unu kavurmaya devam ediyorum. Un ve yağ birbirinden ayrışana kadar güzelce kavuruyorum. Unun rengi dönene kadar kavurdum. Böyle sütlü kahve rengini aldıktan sonra ve bu kıvama geldikten sonra tamam demektir. Sütlü kahve rengini aldıktan sonra yarım çay bardağı ceviz ekledim. Cevizi de sadece 1 dakika kavuruyorum. Daha fazla kavurmayın. Acı olabilir. 1 dakika kavurduktan sonra azar azar sütünü ekliyorum. Sütü yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada dikkat edin. Etrafa sıçrayabiliyor. Yanabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde azar azar sütü ekliyorum. Sütü çekene kadar pişirdim. Ocağın altını kapatıyorum. Helvamız hazır. Sıcak sıcak şekil veriyorum. Şeklini sıcak sıcak vermemiz gerekiyor. Soğuduktan sonra şekil vermekte zorlanabiliriz. Ben şekil vermek için böyle silikon kalıplar kullanıyorum. Ama sizler istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. İsterseniz kaşıkla veya dondurma kaşığı da kullanabilirsiniz. Ya da fincanlarla da şekil verebilirsiniz. Veya varsa böyle silikon kalıplarınız, farklı kalıplar kullanabilirsiniz. Ben de böyle silikon kalıplarla şekil verdim. Ortası boş olanları cevizle, diğerlerini de Antep fıstığıyla süsledim. Sizler dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Nefis un helvalarımız hazır. Mutlaka denemelisiniz. Nefis oldular. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook ve Instagram hesaplarından da Sinem'in Mutfağı olarak takibi alabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.